Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in Uygurlara karşı devlet terörü tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Wall Street Journal'ın yakın tarihli bir haberine göre, Çin'in resmi belgeleri ve Komünist Parti propagandalarında sözde milletlerin birleştirilmesi adı altındaki asimilasyon planını daha da güçlendirdiği bildirildi. Haberde Çin'in Doğu Türkistan'daki kitlesel hedef operasyonlarının büyüdüğü ve Doğu Türkistan'da kurulan toplama kampları başta olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana etnik grupların keyfi tutuklanma oranında en yüksek düzeye ulaşıldığı belirtiliyor. Bilgilere göre Çin'in Doğu Türkistan'da sürdürdüğü zorunlu çalıştırma ve asimilasyon girişimlerinin bir parçası olan ceza kampları, Uygurların nüfus artışını kontrol etmek için inşa edilmiş yüksek teknolojili bir gözetim sistemine dayanıyor. 2016'dan bu yana Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'da binlerce yeni polis karakolu kurduğu, yüksek teknolojili gözetleme ekipmanlarıyla donatılan kamplar ve gözaltı sistemleri kurduğu ve Uygur Müslümanlarının faaliyetlerine benzeri görülmemiş bir ölçekte izlediği ve yasakladığı belirtiliyor. Haberde Çin'in son zamanlarda Doğu Türkistan'da, İç Moğolistan'da bir terörizm politikası izlediği, Uygurlarda olduğu gibi yavaş yavaş Moğol dilini de kaldırdığı ve Çince eğitim materyallerinin uygulanmasını zorunlu kıldığı vurgulanıyor. Bu plan kapsamında Çin, çift dil eğitimi dayatmasıyla Doğu Türkistan'da Uygur Türkçesini tamamen yasaklayarak her derece eğitim kurumlarından Uygurca kitapların çıkarılıp imha edilmesi emri vermişken, 1 Eylül 2020'den itibaren İç Moğolistan'daki tüm ilk ve orta okullarda çift dil eğitimi adı altında Moğol geleneklerini yansıtan ders kitaplarını müfredattan çıkarmaya çalışıyor. Bu ürün kısırlaştırılmış bir Uygur kadın tarafından üretildi. Çin'in ağır insan hakları ihlallerinden sadece biri olan zorunlu işçilik uygulaması adı altında yarım milyon Uygur köle işçi olarak çalıştırılıyor. Belçika Uygur Derneği üyesi aktivist ve senarist Esma Gün, Uygur Türklerinin zorunlu işçiliğine ses çıkarmayıp buradaki insan hakları ihlallerini görmezden gelerek üzerinden fayda sağlamaya çalışan markalara boykot çağrısında bulunmak için farkındalık kampanyası başlattı. Esma Gün, markaların dergi çekimlerini yeni bir boyuta taşıyarak çekilen fotoğraflarda toplama kamplarında yapıldı. %100 Uygur malıdır. Kısırlaştırılmış bir Uygur kadın tarafından üretildiği ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Gün, farkındalık kampanyasına dair fotoğraflarına yeni yılın ilk başında kişisel sosyal medya hesabında yer verdi. Esma Gün, kampanyasının amacını "Ben kendi başına fark oluşturamam demeyin. 1000 kişi alışkanlıklarında küçük bir değişiklik yaparsa ne büyük farklar oluşturabileceğimizi düşünebiliyor musunuz? Her şey küçük adımlarla başlıyor. Hep birlikte belki bu zulme son verebiliriz" ifadeleriyle özetledi. Bu kampanyadan önce Uygurların yaşadığı zulmü duyurabilmek için başka bir çekim daha yaptıklarını ve bir fotoğrafın ne kadar çok ses çıkarabileceğini ilk o zamanlar anladığını belirten Gün, "İnsanlar Uygurların yaşadığı zulmü unuttu. Artık insanlar haber okumak istemiyorlar. Böyle bir çekim yaparak yaşadığımız gerçeği farklı bir şekilde anlatmak istedim" dedi. Esma Gün, daha önce 3 farklı film festivaline isim olan Uygur Türkü Bir Kadın hakkında 1 milyon Uygur toplama kampında adlı belgesel çalışmalarına imza atmıştı. Çin'den ABD'ye misilleme uyarısı. Çin Ticaret Bakanlığı yayımladığı açıklamada, Çin New York borsasından China Telecom, China Mobile ve China Unicom Hong Kong şirketlerinin borsa işlemlerine 7 ile 11 Aralık arasında sonlandırma kararına tepki gösterdi. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada New York borsasında işlem gören telekomünikasyon şirketlerinin liste dışı bırakılmasına halinde karşı tedbirlere başvuracağı uyarısında bulundu. Telekomünikasyon şirketlerinin Çin ordusuyla bağlantılı oldukları ileri sürülerek borsadan çıkarılmasının haksız olduğunun vurgulandığı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliği bahanesiyle Çinli şirketleri komünist Çin askeri şirketleri diye kategorize edilmesini reddediyoruz. Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken karşı tedbirleri alacağız ifadelerine yer verdi. Çin karşı tedbirlerin ne olacağına dair açıklama yapmazken, bu eylemler tüm tarafların ABD sermaye piyasasına güvenini sarsacaktır değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump 12 Kasım'da yayımladığı başkanlık kararnamesinde ABD hükümetinin Çin ordusunun sahip olduğu ve kontrol ettiğini belirlediği şirketlerin hisselerinin ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı. Çin'den utanmaz açıklama, virüsü ilk bildiren biz olduk. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunarak virüsün dünyanın farklı ülkelerinde aynı anda ortaya çıktığını ve sadece ilk bildiren ülkenin Çin olduğunu söyledi. Wang Yi'nin Xinhua Ajansı'nda ve Çin Merkez Televizyonu'nda yayınlanan açıklamasında "Zamana karşı yarıştık ve vakaları dünyaya bildiren ilk ülke olduk. Sayıları giderek artan araştırmalar, pandeminin dünyanın birçok yerinde ortaya çıkan ayrı ayrı salgınlardan kaynaklandığını gösteriyor" ifadesini kullandı. Güya Çin virüsüne karşı mücadelede uluslararası işbirliğinin ön saflarında bulunduklarını ve bu mücadelede küresel sinerjinin oluşmasında katkıda bulunduklarını kaydeden Wang, konuyu siyasallaştırma ve damgalama girişimlerine reddederek "Dezenformasyona karşı mücadelenin ön saflarında yer aldık. Pandemiye karşı mücadeleyle ilgili tarafsız anlatımın ve kolektif hafızanın yalanlarla çaptırılmamasını sağlamaya çalışacağını" vurguladı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.